Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mazota gelen zammın üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi. Mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını istedi. Geliri zaten düşük olan üreticilerimiz mazot fiyatlarına yetişemeyecek, üretim sekteye uğrayacak. Döviz kuru, depremin yarattığı yıkımın maliyeti ve ekonomideki dalgalanmalar. Bu gerekçelerle yürürlüğe konulan zamlar üreticiyi de zor durumda bıraktı. Mazot ve gübre fiyatlarının makul bir seviyede gittiği bir dönemde ÖTV artırılarak mazota yapılan faiz zamla birlikte üreticilerimiz hayal kırıklığına uğradı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar üreticinin sıkıntılarını dile getirdi. Mazot desteğinin artırılması ve ödemelerin erkene çekilmesini istedi. Kışlık ürünlerde Ekim ayları yaklaşıyor. Üreticilerimiz bu dönemde kazandığıyla borçlarını ödeme ve sonraki sezonun girdilerini temin etme yolunda ciddi sıkıntıya gelecektir. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi ödemelerin erkene çekilmesi için çalışma yapılmalıdır. Bayraktar'ın bir çağrısı daha vardı. Mazot üretici için özel tüketim değildir dedi. Vergilerin kaldırılması talebinde bulundu. Devletin 2023 yılında yaklaşık olarak verdiği destek 54 milyar liraydı. Bu durumda üreticinin ödediği mazot vergisi tarıma verilen toplam destek miktarının %70'ine denk geliyor. Sorunun kökten çözümü için mazottaki ÖTV ve KDV toptan kaldırılmalıdır. Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi parti seçimlerin ardından ilk ortak adımı attı. Son zamları gerekçe göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı. Memur ve emekliye zamla vergi artışları düzenlemelerini yasalaştırdıktan sonra milletvekillerinin mesaisi sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Muhalefet meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Grup yönetimimiz diğer grup yönetimleriyle de bu konuyu görüşecekler. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler seçimlerden sonra ilk ortak adımı attı. Son zamları gerekçe göstererek meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu karar Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'ndan çıktı. Milletvekillerine bir yazı gönderildi. Kamuoyunda zamların meclis kapandıktan sonra yapılması ve meclisin bu konuyu tartışmadan kapanmış olması nedeniyle konunun mecliste ele alınması görüşü hakimdir. Bu sebeple ittifak ortaklarımız ve diğer muhalefet partileriyle görüşerek meclisi önümüzdeki hafta salı günü saat 15'te olağanüstü toplantıya çağırma kararı alınmıştır. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak için 120 imza gerekiyor. Muhalefet partilerinin bunu yapmak için yeter sayısı var. Ve 25 Temmuz Salı günü saat 15'te genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak için harekete geçildi, dilekçe yolda. Meclis Başkanı bu toplantıyı 25 Temmuz'da yapabileceği gibi 7 gün içinde başka bir tarih belirleme yetkisi de bulunuyor. Meclis iç tüzüğüne göre belirlenen günde sadece bir kereliğine olağanüstü toplanan genel kurul aynı gün farklı bir karar alınmadığı takdirde tekrar tatile girecek.